Babamız bize orada ne yapıyor mesela? Mesela köşk yapıyordu değil mi annem babamız? Biz de ne zaman gidersek orada birlikte buluşacağız cennette değil mi anne? Ne kadar şanslı olduğumuzu söyler şimdi mi annem biz? Arkadaşları arayınca arkadaşım şey dedi, üst komşum. Asiye bomba bir daha patladı dedi. Bir daha patladı deyince şey yaptım, hemen eşime döndüm ve biriyle konuşuyordu eşim. Telefon meşgul çalınca ha, eşimde bir şey yok dedim. Aslen hani biriyle konuşuyor, size dönecek falan dedim bana. Gittik, eşim kefenlenmiş, yıkanmış işte. Sonra eşimi görünce şeyde kefenli halini, eşim o kadar mutluydu ki hani yüzü böyle sanki hiç ölüm değil de normal yatakta yatarken ama rahat bir uyku, böyle tedirgin bir uyku bile değildi, rahat bir uyku halinde. Sonra eşimi görünce dedim ki çok mutlu gitmiş yani bu dedim. Hiç gitmem ben burada, durmak zorundaymışım gibi değil. O zaman dedim kendi halimi alayım dedim. Ben daha acınacak bir haldeyim dedim. Eşim cidden çok mutlu. Eşimin yokluğu biz alışkındık aslında. Diyorum ya, hep işte sura giderdi. İşte hiç yanımız olmadı 2 sene. Hatta bir kışın hesapladım işte. 27 gün sadece yanımızda kalabilmiş. En ağır cezanın almasını, aslında idam istiyorum onlar için ama. İdam da bazen temizlik gibi. Hani bir anda olup bitecek. Onlar o cezadan daha fazlasını çekmeleri lazım. Her gün bir ceza çekmeleri lazım. Hepsinin ismini ana ana ölmelerini istiyorum, anlatabildim mi? Yani ben bunu niye yaptım diyemesi lazım. İdam bir günlük olacak ve bitecek aslında hani. Ama şimdi her gün çeksin diyorum o. Yani çocuklarımızın ahı hiçbir zaman yerlerinde kalmasın diyorum onların. En büyük, en ağır cezayı çekmelerini istiyorum. İşte mahkemesi olacak herhalde. Mahkemesine gideceğiz nasip olursa. Onun yüzüne bakıp da neden bunu yaptığını istiyorum. Yani neden yaptın? Ne, eline ne geçti?